Dikkat hataları dediğimiz konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan, odaklanmaktan yoksun olduğumuz için karşımıza çıkan bu hatalar aslında bizim canımızın yanmasına gösterdiğimiz emeğin karşılığını tam anlamıyla alamamıza sebep oluyor. Bu hep böyle mi olmak zorunda? Yani sonuna kadar ben dikkat aslımı yapacağım. Tamam, tabii ki insanlık hali, bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz ama bu demek değildir ki biz her sınavda düzenli olarak üçer beşer tane dikkat hatası yapalım. İkişer tane her sınavda dikkat hatam olsun. Bunun üstünden gelmek için belirli yollar var. Onları açalım bakalım. Şimdi öncelikle sorunun çözümünden bahsedebilmek için sorunun ne olduğunu açıklamamız, tanımlamamız lazım. Bu sorun benim tecrübe ettiğim kadarıyla iki farklı şekliyle önümüze geliyor. Birincisi şöyle diyenler oluyor. Yani abi ben odaklanamıyorum. Soruyu okuyamıyorum. Okuyorum, anlamıyorum okuduğumu. Çözüyorum ama çözemiyorum. Şey yapamıyorum. Paragrafı okuyamıyorum. Başka soruya geçiyorum. Dikkatim dağılıyor. İşin sonunda da öylesine bir şey yapıyorum tam emin olmadan. Zamanım azalıyor falan filan. Birinci senaryo bu. Çok fazla gerçekleşmiyor bu. Yani hani çünkü çok böyle çok radikal bir sıkıntı var zaten. Çözümü daha net oluyor. Birazdan bahsedeceğim. Daha hızlı bir şekilde üstünden gelebiliyoruz. Bizim sıkıntımız daha çok ikinci sıkıntı oluyor. Daha sinsi olan aslında. O da şu. Yani çözüyorum. Çözerken bir sıkıntı yok. Yani birazcık zorlanıyorum ama çözüyorum soruyu. Ama sonrasında kontrol ettiğinde bakıyorum ki yanlış çözmüşüm. Çok basit bir şeyi atlamış oluyorum. Yani daha sinsi hali bu. Konsantre aslında olmadığını fark edemiyorsun çözüyorken. Şimdi üstesinden ikisinden nasıl geleceğimize bahsedelim. Şimdi birinci senaryo. Sen okuyorken odaklanamıyorsan, okuduğun şeyi anlamıyorsan yapabileceğin en büyük şey şu. Okuma gücünü geliştirecek aktiviteler yapmak. Paragraf çözmek dahil buna. Problem çözmek dahil. Hatta gerektiği yerde ALES çözmeye bence başlamalısın beyin jimnastiği açısından. Düzenli paragrafla deneme çözmeye başlayacaksın. Bunu bir düzene oturtacaksın. Zamanla süreyi kısarak devam edeceksin. Ve ilk başlarda kendini hatta bence hiç süre verme. Ne kadar sürede çözebiliyorum diye bak sakin kafayla. Sonrasında süreyi yavaş yavaş azaltmaya başla. Ve bunu sindir. Verebileceğim en büyük tavsiye bu olur bu kapsamda. Dediğim gibi şimdi asıl ben ikinci sıkıntıya dair bir şeyler söylemek istiyorum daha çok. Yani ben soruları çözüyorum ama sonrasında dikkat hatam olduğunun farkına varıyorum. Burada iki tane farklı çözüm önerisi senin için sunacağım. Birincisi şöyle. Okey tamam. Soruna farklı bir yerden bakacağım aslında bu çözüm önerisiyle beraber. Yani senin dikkat hatası başta yapmaman değil, sonrasında yaptığın dikkat hatasını düzeltmeyi sana göstermeyi aslında ilk başta. Bunu çalışarak bu sıkıntının üstesine gelmeyi planlamanı istiyorum. Yani ne demeye çalışıyorum? Turlama tekniği. Yani şundan bahsediyorum. Hızlı oku, hızlı çöz. Sonrasında zaman kazanacağın için zaten hızlı çözdükten sonra bu kalan vakitte yapabileceğin potansiyel dikkat hatalarını gözden geçir. İşaretli soruları çözerken ben bu soruyu sıkıntı yapmış olabilirim, dikkat hatası olabilir. Ha, ben genelde bu tarz soruları kaçırıyorum, dikkat hatası yapıyorum, bunu ben bir işaretleyeyim. Dönüşte bir daha bakarım. Vakit biriktirip dönüşte o sorulara bak. Ha, bu da yeterli mi? Değil. Çünkü zamanın kalsa bile yeterli tecrübeye ve birikime sahip değilsen döndüğün zaman da yanlış yaptığın soruları fark edemiyorsun. Sadece yanlış olduğunu gördükten sonra fark ediyorsun. Cevap anahtarında yanlış olduğunu gördükten sonra değiştirebiliyorsun. Bunun için de senin için önereceğim bir taktik var. Yanlışlarını başkası söylesin. Bunu başka bir videoda daha söylemiştim. Yani şöyle, sen çöz denemeni abi. Kontrol etme. Başkasına ver denemeni. Başkası senin için kontrol etsin. Başta desin ki sana 5 tane yanlışım var. 5 tane yanlışı bul benim için. Sen öyle bir kontrol edeceksin ki ve daralacaksın bunu yapa yapa. 5 yanlış. Bu mu yanlış acaba? Şu mu yanlış? Aa, burada dikkat hatası varmış. Yanlış kontrol ettim. Ha, bunu kontrol ettim. Diye diye öyle bir daralacaksın ki bundan sonra bu işi yapmamak için tecrübe edeceksin. Ya zaten başta yanlış yapmayacaksın. Bu işi yaptıkça. Kendi yanlışını bulmaya çalıştıkça. Başta kaç tane yanlış yaptığını söylesin sana. Sonrasında kaçta kaç arasında olduğunu söylesin sana yanlışını. Yani 2 ile 8 arasında ama 6 da olabilir, 5 de olabilir, 4 de olabilir. Böylece sen 4 tane yanlışını buldun ama daha da fazla yanlışın var mı bilmiyorsun. Aralığının 8 olduğunu biliyorsun ama ne kadar fazla yanlışın olduğunu da bilmiyorsun. Böylece bir tık zorlaştırsın yani senin için. En son aşamada da zaten sen denemeyi kendin çöz, kendin yanlışlarını bulmaya çalış. Zaten gerçek denemede yapacağın şey de bu. Birisi sana şu kadar yanlışın var demeyecek tabii ki. Yani zorluk seviyesini böyle kademe kademe arttırarak kendimizi bu konuda geliştirebiliriz. Hem yanlışlarımızı fark etme konusunda bize iyi bir tecrübe kazandıracaktır bu pratik dediğin gibi. Hem de zaten başta çözerken yanlış yapmayacaksın. Dikkat hatası yapmayacaksın. Yani bu arada yanlıştan kastım da o. Yani dikkat hatasından bahsediyorum. Bilgi hatasından bahsetmiyorum. Yani değişir değişmez ondan bahsetmiyorum. Ben dikkat hatalarını bulmaktan bahsediyorum. Bu dediğin gibi kontrol etmeyi öğrene öğrene zaten yanlış yapmamayı da öğreneceğiz. İlk aşamada. Dolaylı yoldan bizim başarıya ulaştıracak. Bu birinci aşama. İkinci çözüm önerim de şu. Sinire sinire gitmeyi öğren. Yani birinci aşamaya benzer ama direkt doğrudan hedefe yönelik gitmemizi sağlıyor. Zamanının farkında ol ve tecrübene güven. Yani tamam ben belirli bir tecrübem var artık. Normalde şu kadar sürede çözdüğümü biliyorum. Bu soruları mesela AYT matematiği ben 80 dakikada çözüyorum abi. Senin için sınav uzuyorsa bırakmayı bil. Diğer sorulara geçmeyi bil. Yani belli bir çıta oluştur kendine. Bu çıta bozulabilir. O yüzden üst ve alt sınırları olsun. Yani mesela TYT matematiği ben 65 dakikada çözüyorum ama bu zor denemedir. 75 dakikada çözüyorum. O zaman başkalarından kısarım. Ama 95 dakika sürmesin. Yani sen normalde TYT matematiği 95 dakikada çözüyorsan ve sınav yetişiyorsa senin için okey. Ona bir şey yok ama 65 dakikada çözdüğünde yetiştiğini biliyorsan o zaman bazen gerektiği zaman boş bırakmayı bil. Gerektiği zaman üstüne gitmeyi bil. Benim
vaktim var. Normalde şu kadar vakitte çözüyordum. Hala belli bir vaktim var de. Yani kendine bu güveni sağladığın zaman çözerken daha özgüvenli oluyorsun. Daha dikkatli çözüyorsun. Aceleci olmuyorsun, stres olmuyorsun. Böylece dikkat hataları da bizim için azalıyor. Aynı şekilde birinci sorunun çözümünde de bahsettiğim gibi burada kademeli bir süre azaltması yapabilirsin. Ha bu arada birinci çözüm önerisini uyguladım, ikinci çözüm önerisini uyguladım diye bir şey yok. İkisini de beraber uygula tabii ki. Süreyi zamanla azalt. Başkaları kontrol etsin. Sen onu, sana söylediği yanlış sayısına göre yanlışlarını bulmaya çalış. Hepsini beraber yapalım tabii ki. Sadece daha iyi kategorize edebilmek adına ben iki tane çözüm önerisi şeklinde senin önünde sundum. Evet, genel anlamıyla böyle. Yani bu şeylerden bahsetmiyorum bile. Dikkat dağınıklığı, problemin varsa, gerekli ilaç alman, takviye alman gerekiyorsa bunlardan tabii ki kaçınma. Yani ben bunlardan bahsetmiyorum bile, bu fiziksel faktörlerden. Ben sadece sınav esnasında bizim düzeltebileceğimiz faktörlerden bahsettim senin için. Psikolojik, depresif, ilaçla çözülebilecek, takviyeyle çözülebilecek bir probleme sahipsen. Ki yani çoğunlukla böyle olmuyor. Böyleyse başım üstüne bir şey diyemem ama onun için bir doktora danışmak da gerekebilir belki. Böyle bir durum yoksa bahsettiğim tavsiyelerin senin için işine yarayacağını düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Eğer süreçle alakalı kafan takılan başka bir soru varsa aşağıya bırakabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.